dostlar selam. Bugün sizlerle oyuna son güncelleme ile gelen Macaristan Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını tanıtacağım. İlk uçağımız IL-10. Dostlar uçakları kötüden iyiye doğru sıralayacağım. JAS 39'a doğru yavaş yavaş bütün uçakları tanışacağım. Modifikasyonlarını falan göstereceğim. Uçağımızın özellikleri bu şekilde 5.0 bir yerde. Modifikasyonlara geldiğimiz zaman da aynı hiçbir fark yok. Rusya'daki IL-10 uçağının bir benzeri. Grand Harbi'de iş yapar hava savaşlarında fazla iş yapacağını zannetmiyorum. Devam edelim. Diğer uçağımız Tu 2S 59. Şöyle özelleştirmeye gelelim dostlar. Bakın en sevdiğim özelliği uçağın şurada Macaristan Hava Kuvvetleri'nin Macaristan bayrağı var. Gerçekten ilginç bir şey olmuş. Göz gibi duruyor ön taraftan baktığımız zaman. Modifikasyonlara geldiğimiz zaman yine aynı. Tu 2S 59. Bu uçağın diğer Rus uçağından herhangi bir farkı yok. <laughs> Evet. Geldik pırpırların yıldızına. Yak 9 P. Modifikasyonlara geliyoruz dostlar. Bakın. <laughs> pardon. Bir adet şöyle bir topumuz var. 240 ve 115 adet 20 milimlik top taşıyabiliyor. Aşağı geldiğimiz zaman 75 tane 23 milimlik, 240 tane 20 milimlik veya bir aşağı geldiğimiz zaman 240 tane 20 milimlik, 37 tane pardon 28 tane 37 milimlik top taşıyabiliyor bu uçağın gerek dokusu olsun gerek arkasındaki Macaristan Hava Kuvvetleri'nin yamaları olsun gerçekten muhteşem bir uçak. Sabırsızlanıyorum bu uçakla oynamak için. IL-28'e gelelim dostlar. IL-28'in bildiğiniz gibi kanalda bir adet videosu da var. Jet kasmak için ideal bir uçak demiştik. Şöyle bakalım. Evet hiçbir farkı yok bu IL-8'in diğer IL-28'den. Şuradan siz değerlerine de bakabilirsiniz. 8 bir yerde. Rütbe 5'teki uçağımız. En son ana haritayı da göstereceğim. MiG-15 Bis. Bakın askeri kamuflajla geliyor MiG-15 Bis'imiz. Modifikasyonlara geliyoruz. Zaten bu uçağın ikinci silahlarında fazla bir şey yok. Bir tek kullanabilirseniz şu S-21 roketlerini kullanabilirsiniz. O da bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi 37 milim, 23 milim topumuz var. Normal. MiG-15 Bis de olduğu gibi 8.7 bir yer. 37 milimden 40 tane, 23 milimden 160 tane mühimmatımız var. Herhangi bir bomba falan taşıma kapasitesi yok. Varsa da çok minimal. İşinize yaramaz. MiG 17'ye geliyoruz dostlar. Bu da 9.0 bir yerde. 23 milimlik 300 adet topumuz bulunuyor. Dönüş süresi gayet güzel uçağımızın. Modifikasyonlara geliyoruz. Burada da aynı şekil başka hiçbir şey yok. Hatta bu uçağın ekstra ikinci bir silahı bile yok. Sadece tek bir adet silahımız var. 9.0 bir yer için yetersiz. Ayrıca Çefe de da yok. Yine de oynanır mı? Oynanır. Mi-17 bir güzel bir uçaktır. Oynayabilirsiniz dostlar. Şöyle devam edelim. Su-22M3. Bu uçak bildiğiniz gibi Rusya'da filo aracı olarak geçiyor. Su-22M3 uçağı. Burada da eklemişler. Aratmış füzeleri var. 6 adet. Gayet güzel. Kullanılabilir. Aratmış füzesi. Zaten çok detaylı da bomba taşıyabiliyor uçağımız ekstradan kanatları açılıp kapanabiliyor. Bunun da videosu var ama çok eski yenileyebiliriz bu uçakla. Su 22 M3 Modifikasyonlarını gösterdik. 30 milimlik topumuz var 160 adet. Büyük karşı tedbirlerimiz var 12 adet. Bu yetersiz kalıyor dostlar 11.0 bir yerde. Yani karşınıza bir F-16 gelirse 6 füzesi var. 12 çift player. Kararı siz verin. Evet. 10.7 uçağımıza geçelim. MiG-21 Mi MiG Bis Sau Şöyle modifikasyonlara gelelim dostlar. İkinci silahlardan. aratmış MK füzelerini taşıyor. Gayet güzel. 30 G çekiyor karşıdan kitlenebilen füzeler. Ayrıca şöyle hafif dandik bir de radar füzelerimiz var. Yani kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Gayet güzel bir uçak. 10.7 bir yerde. 64 adet karşı tedbiri var. Çok güzel. Gerçekten muhteşem bir uçak. Oynanabilir. Ekstradan şurada bir adet MiG-21 MF var. 10.0 bir yerde. Bunun modifikasyonlarına gelelim. Bunda da aratmışlar var. Ara diğerlerinden biraz daha kötü aratmış füzeleri. Bu uçakta kullanılabilir. Neredeyse birbirlerine çok benziyorlar ama zaten alt dalı olarak çıkıyor. MiG-21. MF ile MiG-21 SAV. Devam edelim dostlar. Asıl TAP-3 uçağımıza geliyoruz. MiG-23 MF 11.0 bir yerde. Bildiğimiz premium MiG-23'e benziyor bu uçak. 6 adet, 6 adet aratmış MK füzesi taşıyabiliyor. Gördüğünüz gibi 12 adet büyük karşı tedbir ekleyebiliyorsunuz uçağımıza. Yani başka da karşı tedbiri yok gördüğünüz gibi. Bu biraz yetersiz. 12 adet karşı tedbir. Ama olsun. Yine de kullanılabilecek bir uçak mı? Tabii ki de kullanılabilecek bir uçak bence. MiG-23'ü sevenler fanları vardır. Şimdi geldik son 2. Top 2 uçağımızdan birine. MiG-29. Gördüğünüz gibi MiG-29. Yine aynı şekil HUAF yazıyor. Hungarian Air Force. <laughs> Şöyle modifikasyonlara gelin dostlar. Bu uçak aslında gerçek hayatta R-73 füzelerini falan taşıyabiliyordu. Ama bu oyuna eklemediler. Çünkü bir düzen olsun diye. 12.0 bir yerde uçağımız. R-60MK'lardan taşıyabiliyor. Ekstradan R-27ER füzelerinden taşıyabiliyor. Bu gayet güzel. Şunlar kullanılabilir. Bu uçak gayet güzel dostlar. 12.0 bir yer için top 3, top 4 uçaktan biri olur. Zaten Almanya'daki ile Rusya'daki MiG-29'un aynısı. Pek bir fark yok. Diyeceğim bir şey de yok. MiG-29 videosu var kanalda. Eğer bu uçağı çok merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Çok benziyor. Çok da güzel bir uçak. Şimdi geldik. Macaristan Hava Kuvvetleri'nin yıldızına. JAS-39, EBS, Hungarian C. Dostlar uçağımızın öncelikle şöyle yakınlaştıralım biraz. Kamuflajını burada bir yakıt deposunda bir kaplan deseni var. Şöyle devam edelim. Başka. Şu ön tarafında da bir kaplan deseni var. Bu uçak bizim 192. Filo kaplanlar var ya. Onunla Tiger Meat etkinliğine katılan bir uçak dostlar. Büyük kar kalibre karşı tedbir 80 adet var ama zaten bu uçağın olayı 80 adet karşı tedbir değil. Bu uçağın olayı tam olarak şu üstteki şeyler dostlar. Bu uçağın yaklaşık 720 adet karşı tedbiri oluyor şunları da taktığınız zaman bildiğiniz JAS-39C uçağının aynısı. AIM-9M'leri taşıyor. Sadece Macaristan Hava Kuvvetleri'ni ilgilendiren bir uçak. Buradaki İsveç'teki JAS-39A ile pardon şey İngiltere'deki JAS-39C ile herhangi bir farkı yok dostlar. Şöyle geçelim uçağımıza. Bunun da kanalda videosu var. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Çok muhteşem bir uçak. Gerçekten muazzam bir uçak. Oyunun şu an en iyi uçağı açık ara. İtalyan ağacına bu uçakların gelmesi İtalyan ağacını muhteşem güzelleştirdi. F-16 var, MiG-29 var, AV-8 var, Tornado var, JAS-39 var. Yani vahane isteyebilirsiniz ki Çin güzel diyorduk çeşitlilik bakımından ama şu anda İtalyan ağacı çeşitlilik bakımından Çin ağacında da sollamış geçmiş durumda. Bakalım yeni güncellemeyle neler gelecek. Şöyle gözüküşte şu şekilde dostlar. Burada casımız var. mig 9. Aynı bu şekilde diziliyorlar. İki ağaç şeklinde yapmışlar. I, onu da bu araya eklemişler. Uçakları. Şu Yak-9B gerçekten oyuna çok çeşitlilik katacak bir uçak. Bekliyorum. Bu uçakların oynanış videolarını da çekeceğim dostlar yakın arada. Normal güncelleme ne zaman gelir? Tahminim bir hafta sonra falan da normal siz bu uçaklara erişebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Böyle içeriklerin devamı gelecek çünkü güncelleme ile alakalı en güncel bilgileri bu kanalda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler.